Semiyan Dünyası adlı kanalımdan selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Yine bir pestil tarifiyle geldim. Bu yaz yaptığım kayısı, erik ve kiraz pestili çok ilgi gördü. Yorumlarda incir pestili de yapmamı istediniz. Yine nişastasız, katkısız incir pestili yaptım. Çok da güzel oldu. Eğer incir bahçeniz varsa ya da bol incir bulabilirseniz mutlaka yapın derim. Buyurun tarife hemen geçelim. Komşum bahçesinden incir getirmişti. 5 kilo kadar var. Pestil için iyice olgunlaşmış incirden seçin. Böyle ezilmiş, yenmeyen incirleri de pestil yaparak değerlendirebilirsiniz. Öncelikle incirleri yıkıyorum. Yıkadığım incirleri süzgece aldım. Şimdi uç kısımlarını alıp ikiye kesip tencereye koyuyorum. Bu incirler biraz ufaklı. Eğer sizin incirler biraz daha iri ise dörde kesebilirsiniz. Pestiller kışın kuru yemişin yanında çok güzel gidiyor. Pestilde en çok sorulan soru, kış için nasıl saklayacağız? Serin, güneş almayan bir yerde birkaç ay saklayabilirsiniz. Pestillerinizi iyice kurutamadıysanız araları küflenebilir. O yüzden en güzel yöntem dondurucuya atmak. Dondurucuya atın, kışın istediğinizde azar azar çıkartın. Bu arada incirlerin hepsini tencereye doğradım. Üzerine bir su bardağı su ekliyorum. Tencerenin altını yaktım. Orta ateşte incirleri yumuşayana kadar pişireceğim. Erik ve kayısı pestili yaparken hiç su eklemeden yaptım. İncir biraz daha katı, daha çabuk yumuşasın diye su ekledim. Bakın biraz daha sulanmış. Merak etmeyin, dibi tutmuyor. Pestilinizi kaynatırken de geniş bir tencerede kaynatın. Taşma ihtimali olabilir. İncirleri şöyle bir karıştırdım. Tenceremin kapağını tekrar kapatıp iyice yumuşayana kadar pişireceğim. Bakın incirler suyunu iyice saldı. Erik, kiraz ve kayısı pestilini yaparken kevgirden geçirip posasını ayırmıştım. Ama incirleri kabuklarıyla beraber yapmak istiyorum. O yüzden blenderdan geçireceğim. Kolay çekebilmek için kabukların iyice yumuşaması gerekiyor. O yüzden biraz daha pişiriyorum. İncirler 50 dakikadır kaynıyor. Bakın iyice yumuşadılar. Artık blenderdan çekebilirim. Hiç kabuk kalmayacak şekilde çekeceğim. Kayısı pestilini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Diğer meyvelerin pestillerini yaparken de nişasta kullanmamıştım. Bu incir pestili de bakın oldukça koyu oldu. Hiç nişasta un koymanıza gerek yok. Pestilin renginin daha parlak olması için bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Tereyağında bir takipçim söylemişti. Gerçekten pestile hem lezzet veriyor hem de rengini biraz daha parlak yapıyor. Tereyağı pestilin içinde eriyene kadar kısık ateşte biraz daha kaynatıyorum. Böyle 5 dakika kaynatmanız yeterli olur. Pestil zaten koyu kıvamlı. Daha çok kaynatmaya gerek yok. Daha sulu bir meyveden yapıyorsanız biraz daha kaynatıp koyulaştırmanız gerekiyor. Pestil yapımında en çok sorulan ikinci soru da pestili nasıl çıkartacağız? 2 tane fırın tepsisine yağlı kağıt serdim. Daha kolay çıkartabilmek için de 3-4 damla sıvı yağ damlattım. Böyle bir peçeteyle yağlı kağıdın her tarafına sıvı yağı sürüyorum. Bu şekilde çok daha kolay çıkıyor. Eğer yağlı kağıt sermeden dökecekseniz de tepsinin tabanını iyice ıslatmanız gerekiyor. Kaynattığım pestili 10 dakika ek sıcaklığı çıkana kadar beklettim. Daha sonra tepsilere döküyorum. Yine en çok sorulan sorulardan biri de pestilin kalınlığı ne kadar olmalı? Pestilde en ideal kalınlık karton kalınlığı. Yani kağıt karton değil de böyle kalın karton kalınlığında. Kağıt gibi dökerseniz çabuk kurur ama çıkartması zor olabilir. Daha kalın dökerseniz de kuruması zor olur. Pestilleri kaşıkla biraz düzelttikten sonra spatulamın arkasını ıslattım. Tekrar düzeltiyorum.
Spatulanızı ıslatırsanız daha düzgün oluyor. Pestilinizin üzerine fındık, ceviz ya da susam da serpebilirsiniz. Ama incir pestiline ceviz daha çok yakışıyor. Böyle üzerine serpiyorum. Cevizler de eri çekilmiş olmasın. Üzerinden kurudukça dökülebilir. Cevizi kaynatırken içine karıştırabilir miyiz diye sorular geliyor. Eğer içine karıştırırsanız pestiler kururken kırılabilir. Özellikle daha akışkan kıvamdaki pestiler daha çabuk kırılır. O yüzden en iyisi böyle üzerine serpmek. Üçüncü pestili böyle biraz daha büyük tepsiye döküyorum. Yağlı kağıt sermeden tabanını iyice ıslatıyorum. Böyle çok az suyla değil de bol bol ıslatıyorum. Islanmayan yeri olduğu zaman zor çıkabiliyor. Bu tepsiye döktüğüm pestil bayağı bir çok oldu. O yüzden birazını küçük bir tepsiye aldım. İncir pestilini biraz daha lezzetlendirmek ve vitaminini artırmak isterseniz kaynatırken 1 çay bardağı ya da yarım çay bardağı kadar üzüm pekmezi koyabilirsiniz. İncir pestiline pekmez de yakışıyor. Sadece rengi biraz daha koyu olur. Bu pestilin üzerine de bolca serpiyorum. Cevizi serptikten sonra da bozmadan üzerine hafifçe bastırın ki pestile yapışsın. Yoksa kururken üzerinden birazı dökülebilir. Kalan pestilde böyle kare borcama yaptım. Yine tepsinin tabanını ıslattım. Pestillerimi balkonda açık havada kurutuyorum. Gece de üzerini hiç örtmeden açık havada bıraktım. İsterseniz ince bir tülbentle örtebilirsiniz. Ama mutlaka açık havada kalsın. Benim pestillerim 2 günde kurudu. Kuruma süresi havanın durumuna bağlı. Nemli olmayan serin havada daha çabuk kuruyor. Güneşten de enerjisini, vitaminini alarak daha da lezzetleniyor. Pestillerim kurudu. Kağıdın üzerine döktüklerim kendiliğinden ayrılıyor. Bakın hiç uğraşmıyorum. Eğer kağıttan ayırmakta zorlanırsanız ters çevirip kağıdın arkasından elinizle ıslatın. Daha kolay çıkacaktır. Kağıttan çıkarttığım pestili mutfak makasıyla kesip rulo şeklinde saracağım. Hepsini sarınca çok kalın oldu. Ortadan ikiye kesip iki ayrı rulo yaptım. Pestil yapımı çok zor gibi görünse de aslında tahmininizden daha kolay. Hem de çok da sağlıklı bir atıştırmalık. Çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Okula giderken beslenmelerine koyun. Hem enerji verir hem de vitamin deposu. Yağlı kağıttaki ikinci pestilini de çıkarıyorum. Bakın kendi kendine çıkıyor. Pestilleri sarmaya devam ediyorum. Yorumlarda bazen sararken yapıştığını söylüyorsunuz. Şeker koymasak da tatlı meyve olduğu için mutlaka yapışma oluyor. Üzerine siz de ceviz serperseniz yapışması biraz daha azalır. Şimdi yağlı kağıt sermeden döktüğüm pestili çıkartıyorum. Önce bıçakla ucundan biraz kaldırıyorum. Eğer benim gibi büyük tepsiye döktüyseniz dilimleyip öyle çıkartın. Pestili bu tepsiye dökerken de söylediğim gibi çok geldiği için küçük bir tepsiye almıştım. Ama bu sefer de bu tepsideki biraz az olmuş. Pestili ince dökünce de biraz zor çıkıyor ama yine de çıkarttım. Uç kısmından bıçakla biraz kaldırdıktan sonra yukarıya doğru asılıyorum. Kanalımda sağlıklı atıştırmalıklar diye oynatma listesi hazırlamıştım. Bütün pestil tariflerim orada var. Videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak istediğiniz pestil tariflerime ya da başka sağlıklı atıştırmalıklara oradan ulaşabilirsiniz. Bakın bunları da böyle sardım. Henüz kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Beğendiğiniz videolarımı da arkadaşlarınızla paylaşın ki önerileri daha çabuk çıksın. Yorumlarınız da benim için çok önemli. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Bazen bilmediğim püf noktalarını da sizden öğreniyorum. Benimle paylaşıyorsunuz. Ben de kanalımda paylaşarak daha çok kişiye ulaşıyorum. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim.
Yoruma kalp ya da nokta dahi koyarsanız beni izlediğinizi anlarım. Cam tepsiye döktüğüm pestili de çıkartıyorum. Bakın küçük olduğu için daha çabuk çıktı. Son pestillerimi de sarıyorum. Vitaminli, sağlıklı, çok lezzetli bir atıştırmalık. Dediğim gibi incirin zamanı geçmeden mutlaka yapın derim. Beni Instagram'dan da takip edip desteklerseniz sevinirim. Oradan da istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Adresi aşağıya ekliyorum. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.